14 lira politika faizini, ama devlet bankaları bile bir hafta önce bakanlar Merkez Bankası yönetmeliğinden sonra 17'ye çektiler. %20-21 mevduata faiz veriyordu. Yani kur korumalı mevduata bu faizi veriyordu. Siz tüketici kredisi, ticari kredi, efendim konut almak için gittiğinizde 22'lerden 35'lere kadar krediler gidiyor. Yani bunu yönetemediler. Yönetemedikleri için de hepimizin hayatı bu şekilde devam ediyor. Yani şimdi basit bir olay. Çok önemli bir dönem yaşadı Türkiye. Hem dünya bir şanssızlığı yaşadı, hem biz büyük bir şanssızlık yaşadık. Ve Brent petrol geçen yıl bu tarihlerde varili 40 dolardı. Bugün 90'ların üzerine çıktı. Evet, enerji, petrol fiyatları artıyor. Ama vatandaş ona göre tedbirini alıyor. Mesela Avrupa ülkelerinde birçok vergiden muafiyet getirdiler. Yani vatandaş daha rahatlasın diye. Ama bizim böyle bir şey yaptığımız yok. 150 kilowatt saat kullanımı efendim aylık 207'ye çıkardık dedi. Erhan Bey. Buyurun efendim. Yani Amerika'da da enflasyon %7 ile Haziran 82'den bu yana kayda geçen en yüksek seviyeye çıktı. Evet. Şimdi pandemi de var, küresel salgın var. Amerika'da yıllık enflasyon artışı son 40 yılın en yüksek seviyesine girdi. Doğru. Bizim de son 20 yılda en yüksek seviyemizde. Şimdi enflasyon rakamları ekonomi yönetimiyle mi alakalı, yoksa salgın, küresel ekonomik dengeler bu rakamlarda daha çok etkili mi? Yani bunları... Türkiye'de etkilendi mi bu salgından? Bunlardan dünyada bir artık küresel bir dünya yaşıyoruz. Türkiye etkilenmedi dersek burada haksızlık ederiz. Fakat bunlara tedbir almak gerekir. Yani biraz önce söylediğim 40 dolar petrol varili 90 dolarlara çıktı. Veya şimdi sen doğal gaz zammı dünyada başlamadan önce 61 milyar metreküp Türkiye'nin doğal gaz tüketimi var. Sen 48 milyar küp doğalgazda sınırlı kalmışsın. Yakın ve orta vade kontratlarını yenilememişsin. Doğalgaz olmayınca elektrik olmuyor. Elektrik olmayınca üretim olmuyor. Yani geçen hafta organize sanayi bölgelerinin, ben arkadaşlarım var, birebir aradım, koştum. Nedir dedim ki, bir tanesi organize sanayi bölgeleri başkanı, yani birinin değil hepsinin, 5 milyar dolar kayıp var. Şimdi bu bir yönetim, yönlendirme, planlama ve organizasyon işidir. Hani yumurta ağza gelmiş, saman arayan bir anlayış içerisindeyiz. Bunu organize edemediler. Şimdi çok kıyaslamalar yapılıyor Hande Hanım. Yani Amerika'nın dolar bir dünyanın %72-71 dolar kullanıyor. Rezerv bir para. Senin paran burada değil ki, şuradan öteye geçmiyor. Artık sen TL'yi de geçtin. Şu an çiftli para kullanıyorsun, dolar kullanıyorsun. Şimdi geçenlerde arkadaşlar bazı laflar ettiler, dinledim ettim. Mesela asgari ücreti kıyaslıyoruz biz. Asgari ücretle ilgili 2005-2, yani yeni 2022 Avrupa ülkelerinden açıklama. Almanya'da asgari ücret brüt 1621, yani 2557 euro iken Lüksemburg'da, İrlanda'da 1775. Hollanda'da 1725, Belçika'da 1688, bunlar Almanya'da... Yanlış kıyaslama mı? Efendim? Yanlış kıyaslama mı yapıyorlar? Yanlış kıyaslama. Bizim paramızın değeri yok, alım gücü yok. Bakın bir örnek vereyim. Türkiye'de asgari ücrette 2022 yılında bazında yaklaşık %50 zam geldi. Doğru mu? Evet. Avrupa bazında düşüş yaşandı. 2021 yılının ikinci yarısında 347 euro olan brüt asgari ücret şu gün, bugün yani 2002'nin ilk ayında 328 euroya düştü. Ve burada şeyler var, rakamlar var. AB ülkesi, Avrupa Birliği ülkelerinin içerisinde 25 ülke içerisinde alttan ikinci sırada, Arnavutluk'tan bir üstteyiz, Bulgaristan'dan bir alttayız. Asgari ücret var 4253 lirayla ve bu enflasyonla, bu hayat pahalılığıyla hayatın akabilmesi mümkün değil. Peki. Bazı Merhaba, bir örnekle daha bitireyim. Bazı arkadaşlar bununla bağlantılı olarak bir cümle, tamam. Gerçekten bazı arkadaşlarımız da efendim diyor, Avrupa'nın en ucuz şeyini kullanıyoruz, petrolünü kullanıyoruz. Doğru, Avrupa'da en ucuz petrol kullanan ülkelerden biriyiz, ama başka bir gerçek var, yani bunu da gözden kaçırmayın. Bakın, burada da örneğini vereyim. Rusya 670, 67 sente kullanıyor. Beyaz Rusya 80 sent.
Türkiye 1 dolar 62, 0.62, Ukrayna 1 dolar 156 vesaire. Bulgaristan. Bir şey sorabilir miyim size? Şimdi bütün bunların hepsinde bitireyim. Yok, bununla ilgili neden biz mesela neden Avrupa'nın en ucuz doğa akaryakıtını kullanıyoruz biz? Neden? Şimdi, çünkü biz aslında Avrupa'nın en ucuz akaryakıtını kullanmıyoruz. Avrupa'da akaryakıttan bu kadar ÖTV, KDV ve KDV üzerinden ÖTV alınmıyor. Bir yanılgı da bu. Ben buradan yurttaşlara sesleniyorum. Bakın, dolar 18 küsür liraydı, 11 küsür liraya mazot alıyorduk, 15'i geçti. 1 doları geçti, 1 euroya gidiyor. Şimdi şunu anlamak istiyorum. Buyurun. Mesela Rusya, doğal gaz üreticisi Rusya. Evet. Doğal olarak onun fiyatının düşük olmasını anlamlandırabiliriz. Olabiliriz. Tabii. Mesela Almanya doğal gaz tüketicisi ve Rusya'dan alıyor. Almanya'da fiyatlar yüksekken Türkiye'de biz de Rusya'dan alıyoruz, o da Rusya'dan alıyor. Neden orada daha yüksekken bizde neden daha düşük oluyor? Şimdi bakın. Anlamak için soruyorum. Tekrar edeyim. Eğer bizdeki bu anlaşmalar gereği oradan alıyorlar. Fakat buradaki kıyas şu. Murat Bey, öğrenmemiz gereken. Paranın alım gücü. Onu anladım. Senin asgari ücretin, 4.250 euro TL ve 328 euro. Evet. Almanya'da ne alıyor? Net. 6.629 euro. Yani sen 4.250 veriyorsun, o 27 bin lira ödüyor. 27 bin lira diyor. Buradaki fark edemediğimiz Sayın Enerji Bakanımız da kalktı bunu söyledi. En ucuz şeyi kullanıyoruz. Söyle adını. Akaryakıtı kullanıyoruz. Ama kazın ayağı öyle değil. Türkiye'deki paranın satın alım gücü euro, dolar karşısında değil. Bunu anlıyorum. Tamam ama. Bizim insanımızın satın alma gücü Almanya ile Norveç ile bir değil. Bunu anlıyorum. Evet. Fakat bu ürün ne Almanya'nın ürettiği bir ürün ne Türkiye'nin. Bunu üreticisi belli. Biz o üreticiden alıyoruz. Biz de aynı parayı alıyoruz. O da aynı parayı alıyor. Biz neden daha ucuza veriyoruz? Şimdi vardır, lojistik maliyeti vardır, taşıması vardır, depolaması vardır, LNG olarak gidişi vardır. Bunlar farklı. Şimdi benim derdim orada değil Murat Bey. Sen ama devletin sübvansiyonun etkisi yok Murat Bey, sen Almanları düşünme kardeşim. Yok, ben kendimi düşünüyorum. Bak şimdi, sen Almanları düşünme. Sen bugün Isparta'da elektriği özelleştirdin. Adamlar yatırımlarını yapmadı. Yatırımlarını yapmadı. Ben meselenin hatların bakımını yapmadı. 70 yaşında evinde donarak öldü. Sen bunu düşün Ispartalı, benim emmi düşün. Alman pahalı alıyor, ucuz alıyor. Elin alemin Murat Bey, burada bir gerçek var Türkiye'de. Tamam, bunu anlıyorum. Şimdi bunu buradan kalkıyorum. Biz neden daha ucuza alıyoruz, bunun hala çözümü bulamadık. Murat Bey, tamamlayın, siz Yaşar Hoca'ya geçeceğim. Yani senin çok becerikli olduğun için değil. Sen çok becerikli olsan sevgili Murat kardeşim, Tuz Gölü'nde ve devletin sübvansiyonunun bir etkisi yok mu? Efendim, ben ödüyorum o parayı. Şu an almıyor. Bir ara 3-5 ay almadı. Şu anda ben ÖTV'yi ödüyorum. Keşke kuru bu kadar artırmasan. Şimdi kalkıp bak, çok basit bir şey söyleyeyim Murat Bey. Harika, Hande Hanım, özür dilerim. Çok önemli şey. Kardeşim, Eylül ayından beri dolar yükseldikçe bizim enerji maliyetlerimiz artıyor. Evet. Ve şimdi göreceksin. Bütün ekonomistler bunu söylüyor. Salı günü 70 ile 89 kuruş arası benzine, mazota zam gelecek. Niye? Çünkü 90'ı geçti. Dolar arttı. Eğer sen inat etmeseydin, ekonominin gerçekten diliyle iş yapıyor olsaydın, faiz, nas, bakara süresi falan demeyip de, bakın öyle bir yere geliyorsunuz ki nereden tutsam dökülüyor. Geldiler önce ne dediler? Çin işi. Çin modeli. Üretim, ihracat, istihdam ve ihracattan geçen ay fena gelmedi. Bu ay ne geldi abi? 17 küsür milyar ihracat, 28 milyar ithalat. Peki. Ayhan Bey, nasıl döneceksiniz? Bunlar hesaplarla olur mu Murat Bey? Teşekkür ederim efendim. Peki. Hocam.